Efendim merhabalar, bu haftalıkta programımıza başladık. Şu an ekranları başındaki gönül dostlarını, bütün dostları saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. İnşallah pandemiden uzak duruyorsunuzdur. Kendinize dikkat ediyorsunuzdur. Ne kadar dikkat edebilirseniz o kadar dikkat edin diyoruz. Kurallara uyalım. İnşallah bu dönemi de atlatacağız diye düşünüyoruz. Yine bu pandemi döneminde program çekmek de çok zor. Gerçekten insanlarla hasbihal etmek çok zor. Pandemi döneminde herkes herkesten kaçıyor. Eş, dost, aile neredeyse mesafe koydular. Artık uzaktan el sallıyorlar. Böyle bir ortamda program yapmakta haliyle zorlaşıyor. Ama yine de bu hafta güzel bir program hazırladığımızı umuyoruz. Önce sizler için bir müportala gidiyoruz. Akabinde Remşay'da, daha sonra biz buradayız. Efendim, bu portaldaki hasbihallere başladık. Şu anda genç bir kardeşimizle Zafer'le beraberiz. Zafer kardeşim, kısaca seni tanıyalım. Evet Mustafa Bey, saygılar. Ben Zafer Taşkesen, 34 yaşındayım ve Wuppertal kentinde 2018'den beri TÜV istasyonumuz var. TÜV istasyonunu biraz açık. Başka neler yapıyorsun? TÜV ve hasar tespiti efendim. Hasar tespiti yapıyorsun. Yani örneğin bir tanesi kaza yaptığı zaman sana geliyor ve TÜV bittiği zaman sana geliyor. Evet abi, doğrudur. Aynen öyle. Zafer'im, hem yeni yıl mesajı alıyoruz. Senden de bir yeni yıl mesajı alalım. Hem tanıdıklarına, hem sevdiklerine, hem müşterilerine bir yeni yıl mesajı ver bakalım. Mustafa Bey, buradan herkese, bizi tanıyan, tanımayan, büyük, küçük, akraba, arkadaş, herkese buradan saygılar ve selamlar efendim. Teşekkür ediyoruz. Sana başarılar diliyoruz Zafer kardeşim. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere. Efendim, Remşahit'teki hasbihallere başladık. Serdal Ünsal kardeşimle beraberiz. Serdal Ünsal'ı kısaca tanıyabilir miyiz? Merhaba Mustafa Bey, tekrar hoş geldiniz. İsmim Serdal Ünsal. Yaklaşık 18 yıldır Remşahit ve çevresinde banyo tesisatları, kalefer tesisatları üzerine çalışmaktayız. Bizim özelliğimiz, bu çevrede hiç olmayan bir konsept geliştirdik. Bütün yaptığımız işleri anahtar teslimi yapıyoruz şu anda. Ve en büyük özelliğimiz de bu sihi tesisat yanında bu işlerin malzemelerini de direktmen satıyoruz. Müşterilerimiz gelip buradan beğenip malzemelerini seçebiliyorlar, fayanslarını seçebiliyorlar, istedikleri lavabo çeşitleri olsun, bütün sihi tesisat şeylerini seçip tek elden biz de montajını yapıyoruz. Ne kadar oldu bu firmayı kuralı? Firmayı kuralı 18 sene oldu. 18 sene önce tek başıma başlamıştım. Ama çok şükür şu anda 20'nin üzerinde elemanımız var. Ve 5000'in üzerinde memnun müşterimiz var. Duyduğumuz kadarıyla işçi sıkıntısı çekiyormuşsun. O konuda neler söylersin? Maalesef Almanya'da da kalifiye elemana önem verilmediği için kalifiye eleman yetiştirilmedi. O yüzden de büyük bir problemle karşı karşıyayız. Ve bu handwerk olayına, yani işçi kısmına fazla değer verilmediği için arkadan işçi kısmı yetişmedi. Herkes üniversitelere gitti, diğer bilgisayar branşlarına gitti ve şu anda handwerk'in ne kadar değerli olduğu şu anda ortaya çıkıyor ama geri düzeltmek için de epey bir zamana ihtiyacımız var.
bir çağrıda bulun desek, hem bu bölgedeki iş arayan işçilere nasıl bir çağrın olur? Ama kameraya bakarak lütfen. Eğer geleceği olan bir iş yeri arıyorsanız, düzenli iş saatleri olan bir iş yeri arıyorsanız, bize ulaşabilirsiniz. Bizim vereceğimiz maaş, dolgun maaş, firma arabası veriyoruz, bütün araç gereçleri veriyoruz, izin parası, weihnacht parası, sizi memnun bırakacak bütün ücreti verebiliyoruz. Ama kalifiye eleman istiyoruz. İşini profesyonel yapan, motivasyonu yüksek, güler yüzlü elemanlar arıyoruz. Serdar kardeşim, yeni yıl dedik. Bu yeni yıl dolayısıyla hem tanıdıklarına hem müşterilerine senden bir de yeni yıl mesajı alalım. Biliyorsunuz 2020 yılı bütün dünya için çok zor bir yıl olarak geçti. İnşallah 2021'de her şeyin düzeldiği, herkesin yüzünün güldüğü, maskesiz bir yıl diliyorum. Teşekkür ediyoruz bu güzel asper için. Ben teşekkür ederim. Kim yaptı bu güzel börekleri, çörekleri bizler için hazırlamışlar? Bizler tabii ki Türk'üz, misafirperver insanlarız. Eşim Meryem Ünsal da sizin geleceğinizi duydu. O yüzden misafirim bizim başımız üstünde her zaman yeri var. Size de selam var bol bol. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel hazırlıklar için. Efendim, Serdar Ünsal kardeşimin hem aşağıdaki showroom'unda hem yukarıdaki showroom'unda A'dan Z'ye bütün malzemeleri var. Birçoğu da Türkiye'den gelmiş kaliteli malzemeler. Taharetli tuvaletlerinden tutun da ne gerekiyorsa A'dan Z'ye hepsi var. Serdar kardeşime teşekkür ediyoruz. Başarılar daim olsun diyoruz. Biz siz gönül dostları için bir başka mekana yol alıyoruz. Evet gönül dostları, biz tekrar sizlerin huzurundayız. Almanya'nın Dillenburg şehrindeyiz. Burada da inşallah bir kardeşimizin tamirhanesini çekeceğiz. Onunla hasbihal edeceğiz. Hem de vatandaşlarımızla pandemi hakkında söyleşi yapacağız. Yeni yıla nasıl girmişler? Hangi şartlarda girmişler? Yeni yıldan beklentileri nelerdir? Hastalıkla, bu pandemiyle nasıl savaşıyorlar? Onları konuşmaya, hasbihal etmeye gayret edeceğiz diyoruz. Buyurun hep beraber geçiyoruz. Efendim, Dillenburg'daki hasbihallere devam ediyoruz. Bir kardeşimizle tanışacağız. Seni tanıyabilir miyiz? İsmim Refik Uçak, Denizliliyim. 47-48 senedir Almanya'dayım. Eyvallah. Pandemi döneminde neler yaşadık Refik kardeşim? Valla ben hem burada hem Türkiye'de bu pandemide olaylar, millet yani eve kilitlendi kaldı. Maske takıp çekip şey yapmak. Türkiye'ye 3 sefer gittim geldim bu yılbaşı içinde. Kayınvalidem vefat etti. Onun dolayısıyla gitmek zorunda kaldık. Ama pandemide yani bayağı yani gidiş gelişlerde uçaklarda zorluklar çekiliyor. Havaalanlarında zorluklar oluyor. Burada zorluklar oluyor. Herhangi bir yere maskesiz giremiyorsun. Genellikle biz maskemizi takıyoruz. Bugün röportaj yaptığımız için takmadık ama devamlı hep takıyoruz. Yakınınızda hiç bu hastalığı geçiren oldu mu? Baldızım oldu, yeğenim oldu. Bayağı şiddetli geçirdiler. Aynı evde kalan oğlan abisi vardı, o da o olmadı. Tabi bu işte farklı, aynı evde kalıyorlar, 3 kişi, ikisinde var, birinde yok. Hayatımızda neler değişti? Ya ne olacak, eve biraz fazla daha bağımlı kaldık. Çoğu çocukla biraz daha fazla itiş kakış olmaya başladı evde. O ben şu televizyona bakacağım, o ben buraya bakacağım. Şöyle böyle. Sizce bu aşı bir fayda edecek mi? İnşallah eder. Yani şu pandemiden kurtuluruz bir kısa dönemde. Son olarak tanıdıklarınıza bir de selam gönderin. Ben Denizli olarak tüm sevdiklerim ve beni tanıyanların herkese selam söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne, Almanya'daki arkadaşlarına herkese selam gönderiyorum. Kucak dolusu ve kısa dönemde şu pandemiden kurtulalım inşallah. İnşallah. Teşekkür ediyoruz bu güzel hasbihal için. İyi günler. Teşekkür ederim. Efendim, bir diğer kardeşimizle daha hasbihal edeceğiz. Seni tanıyalım.
Abi ben Şerefli Koçsal, Ankara Şerefli Koçsal'ıyım. 2000'de buraya geldim, 20 senedir Almanya'dayım. İsmim Uğur. Uğur kardeşim ne güzel. Bu salgın döneminde neler yaşadık? Biraz var mı anlatacağın? Abi salgın döneminde evdeyiz. Yapacak bir şey yok pandemi dolayından. Yani evdeyiz yani. Hayatımızda ne değişti? Abi hayatımızda neler değişmedi ki? Çok şeyler değişti. Yakınımızda hiç hastalanan oldu mu? Çok şükür olmadı. Benim yakınımda hastalananlar olmadı abi. Allah'ımıza çok şükür. Buradan hem Koçhisar'daki, Şerefli Koçhisar'daki hem buradaki tanıdıklarına bir de selam gönder diyelim senden. İllaki. Şerefli Koçhisar'da tanıdıklarımın hepsi, herkese selamlar. Selam iletiyorum abi. Ve Almanya'da tanıdıkların herkese selamlar iletiyorum. Teşekkür ediyoruz bu güzel hasbihal için. Biz de teşekkür ediyoruz. Efendim biraz önceki anonsumuza dile getirdiğimiz üzere Dillamurt'tayız. Burada genç bir kardeşimiz var, İbrahim kardeşimiz var. Burada tamirhanesi, yedek parçası, adınızı, bütün araba işlerini yapıyor. Onunla bir hasbihal edeceğiz diyoruz. İbrahim seni bir tanıyalım. İbrahim kimdir? İbrahim Almanya doğumlu. 31 yaşındayım. Mesleğimi burada yaptım. İşte bu taraflara, Frankfurt, Darmstadt tarafından bu taraflara doğru geldik. Rızkımız buradaymış. Buradan devam ediyoruz inşallah. Yani bir yıl aşkın süredir Dillamurt'ta vatandaşlarımıza Alman Türk demeden hizmet ediyorsun. Aynen öyle. Biraz bahset. Ben tamir dedim. Neler yapıyorsun? Burada A'dan Z'ye aklınıza gelecek her şeyi. Araba parçası, araba sigortası dahil. A'dan Z'ye her şeyi. Kaporta, araba parçası, araba tamiri. İbrahim, Dillamurt ve civarındaki vatandaşların birçok başka tamirhaneler var. Niçin, neden sana gelsinler? Biz sağlam, kaliteli ve uygun fiyata yapıyoruz. Eyvallah. Burada lastik satıyorsun, lastik var, tamir var, yedek var, yedek parça var, hepsi var. Evet, aynen öyle. İbrahim, Dillamurt'taki ve tanıdıklarına, sevdiklerine nasıl bir davetin olur? Herkese kapımız açık. Gelip bir kahve içmelerini öneririz. Bir şey yaptırmak zorunda değiller. Her şey parayla değil. Kısacası gelin, tanışalım. Herkesi bekliyoruz diyorsun. Herkesi bekliyoruz aynen. Eyvallah. İbrahim kardeşimize başarılar diliyoruz. Bir başka mekana yol alıyoruz. Efendim, Dillamurt'taki hasbihallere devam ediyoruz. Merhabalar, seni bir tanıyalım. Merhabalar, ben Rafet Erol, enerji danışmanı Dillamurt'tan. Eyvallah, reklam diyorsun yani. Rafet'im, bu pandemiyle alakalı söyleşiler yapıyoruz. Sen neler söylersin ya da senin hayatında neler değişti? Evet, pandemi Almanya'da değil, tüm dünyada yoğun bir değişikliğe yol açtı. İnsanlar çok zor durumlara düştü. İşsiz kalanlar oldu. İşi az olanlar oldu. Evde kalanlar oldu. Maddi sorunlar yaşayanlar oldu. Ama şunu diyebilirim. Pandemi hepimizi tüm dünyayı etkiledi. Sende en çok ne değişti? Yardımlaşma, sevgi, huzur daha önemli olduğunu öğrendim. Ve herkes için hayırlısını diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Bir de seni tanıyanlara selam gönder. Evet, buradan bütün Energi Skyscanner ailesine ve müşterilerine bol selamlar gönderiyorum. Teşekkür ediyoruz bu güzel hasbihal için. Ben de teşekkür ederim.
Efendim Dillenburg'daki hasbihaller devam ediyor. Pandemi hakkında vatandaşlarımıza soruyoruz. Seni bir tanıyalım. Ben Cuma Gösegül, aslen Kahramanmaraş'ın Helete kasabasındanım. Burada dönercilik yapıyoruz. 2 seneden beri buradayız. Salgında neler yaşadınız, neler değişti hayatınızda? Hayatımızda değişen şeyler dışarıya çıkmayı, çıkmaktan korktuk diyebilirim. Yani böyle bir şeyler oldu. Sizin yakınınızda da bu salgını geçiren oldu mu? Hayır, benim yakınımda, arkadaş çevremde, akraba çevremde öyle bir şeye rastlamadım. Ama duydum sadece bundan işte 3-5 ay önce falan birisi bu Dillenburg Hastanesi'nde böyle bir şey başına geldiğini. Çünkü ben kendi müşterimden duydum, hemşireydi. Kendisi bize böyle söyledi. Oldu, öyle bir şey yaşadık ama biz onu, hastayı Wetzlar'a, buraya bağlı olan ilçeye, ilçenin hastanesine gönderdik dediler. Pandemi hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Yani bizzat yaşamadım. Yaşayana da görmedim tabii ki. Öyle bir şey duydum ama ne kadar doğru onu da müşteriden duydum. Yani. Peki siz aile ortamında bu pandemiden dolayı bir mesafe koydunuz mu? Tabii ki, yani ister istemez insan tabii kurallara uymak zorunda kalıyor. Biz de dedik kurallara uyalım. Örneğin gezmeye gideceksek gitmedik. Ziyarete geleceklere gelmeyin dedik maalesef. Biz de kurallara uyduk yani. Eyvallah. Son olarak hem Dillenburg'daki hem Maraş Helete'deki Düzbağ'daki tanıdıklara bir selam. Öncelikle beni tanıyanlara, sevenlerime, kendi memleketime, Kahramanmaraş'a, özellikle Helete'ye, Düzbağ'a, hemşerilerimize kucak dolusu sevgiler, saygılar. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Herkese kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu selamlar, saygılar, hürmetler. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz bu güzel hasbihal için. Evet gönül dostları, hasbihalleri noktalıyoruz. Evet efendim, bu haftaki programımızı da burada noktaladık. Önümüzdeki bir başka programda bir başka güzellikte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, hep bu ekranda kalın.